kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere kemikli et haşlaması tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak uygun tencereyi ocağın üzerine aldım. Altını yaktıktan sonra içerisine etlerimi yerleştiriyorum. Etlerini yerleştirdikten sonra eğer isterseniz ağzı açık bir şekilde de mühürleme yapabilirsiniz veya benim gibi kapağını kapatarak da mühürleme yapabilirsiniz. Kapağını kapattığınız zaman içerisindeki suyu salacak ve tekrardan çekecek. Et yaparken bu işlemi yapmak çok önemli. Çünkü üzerine direkt suyu boca ettiğiniz zaman üzerindeki kanlar suya bulaşıyor ve bu da hiç güzel bir görüntü olmuyor. Bu şekilde kanını çektirdikten sonra üzerine kaynar su eklerseniz hem suyu daha lezzetli oluyor hem görüntüsü daha güzel oluyor. Et kemikli olduğu için çok fazla bekletmiyorum. Hemen alt tarafı mühürlendikten sonra çeviriyorum tekrardan kapağını kapatıyorum biraz daha suyunu salıp çektikten sonra kaynar su eklemesi yapacağım Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Et suyunu salıp çekip mühürlendikten sonra üzerine kaynar su eklemesi yapıyorum. Kaynar su ekledikten sonra ara ara suyunu kontrol ederek eğer gerekiyorsa tekrardan kaynar su eklemesi yapabilirsiniz. Ben keçi eti kullandım. Eğer dana eti kullanacaksanız biraz daha pişme süresi uzun olacaktır. Eğer isterseniz düdüklü tencerede de kaynatabilirsiniz. Hemen gördüğünüz gibi bu şekilde çatalı batırıyorum. Rahat bir şekilde batıyorsa bu aşamadan sonra göz kararı olacak şekilde tuz eklemesi yapıyorum. Biraz daha kaynattıktan sonra suyu biraz daha azaldıktan sonra bu kıvama geliyor. Çatalı batırıyorum. Çatal çok rahat bir şekilde batıyor. İstediğiniz kıvama geldikten sonra ocağınızın altını kapatıp servis edebilirsiniz. Eğer isterseniz salçalı olarak da hazırlayabilirsiniz. Bir tane soğanı doğrayıp kavurduktan sonra salçasını da ekleyin. Kokusu çıkıncaya kadar kavurduktan sonra yemeğinizin üzerine ekleyip o şekilde 15 dakika kadar daha kaynatmanız yeterli olacaktır. Ben haşlamayı bu şekilde seviyorum. Dilerseniz patates de ekleyebilirsiniz. Patates de çok yakışıyor. Hemen belirtmek istiyorum ki ben kesinlikle yağ eklemesi yapmadım çünkü benim etim biraz yağlıydı. Eğer etiniz kuruysa sonradan suyu biraz daha yağlanıp lezzetlensin diye yağ eklemesi yapabilirsiniz. Sizler haşlamanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.